Merhaba Gartürk takipçileri. Bugün magazinin gündeminde öne çıkan başlıkları sizler için değerlendireceğiz. Deneyimli gazeteci Mehmet Çalışkan ve magazin editörü Şevval Yılmaz'la beraberiz. Son günlerin en çok konuşulan ismi Şeyma Subaşı'nın. Haftanın olayı Şeyma Subaşı'nın 40 bin kitabının, sadece Şeyma adlı kitabının 40 bin sattığı. Acaba satıldı mı? Muamma. İşte geçen gün haber yaptık ya. Yayın bir sahibi arkadaşımla konuştum. Onlar görüyorlar en çok satılan kitapları. Listeyi de görüyorlar. Listede olmadığını söyledi. Bir de kitap satışlarının 5 aşağı 10 yukarı hesaplama yöntemi var. İşte onu hesapladık. 4350 civarında görünüyor. Yayın sahibi arkadaşım da 6000 olarak söyledi kitabın satışını. Yani 6000 ile 40000 arasında büyük fark var. 40000 dağıtılmış zaten. Şimdi kitap dağıtılıyor bütün. 40000 tane dağıtıldı ama satış rakamı 6000 civarı. Satış değildir. 40000 satılıyor. Onun iadesi vardır. 40000 yani dağıtımı 40000 olarak söyleyemeyiz. Eskiden albümler için böyle bir yöntem izlenirdi. İşte atıyorum 1 milyon albüm dağıtılırdı. İkinci gün 1 milyon sattık diye haber gelirdi. Ona benziyor. Yani dağıtımla satış farklı. Şimdi işte sen 100 bin dağıt, 100 bin satmış olmuyorsun. Yani iadesi var. Yani tamamen satılırsa o zaman 40 bin sattık dersin. Yayın evi şimdi bir ikinci baskıya geçeceğiz. Ya o baskı olayı da kafalar çok karıştırıyor. Şimdi 2000 basarsın. Arka arka 2000-2005 baskı yaparsın. 5. baskı dersin. O 5. baskı insanın bir büyüleyici evet. oluyor. Kafaları karıştırıyor. Sanki her basılan kitap, her bastıkları kitabı satıyorlarmış gibi. Yani 1000 de basabilirsin, 500 tane de basabilirsin. Ama o şey değildir. Yani çok baskı, çok satıyor anlamına gelmez. Her baskı kaç tane bastığın önemlidir. Yani acaba kimse de görmez acaba. 40 bin tane kitabı kendim aldırdı. kendini aldığını sanmıyorum. Yani öyle şeyler yapılıyor. Yani ama 40 bin büyük rakam. Hani 1000 tane alırsın, Eseloft'a dağıtırsın. Tanıtım için kullanırsın, o ayrı. Ama 40 bin sanmıyorum. O 40 bin dağıtımdır. Yani 40 bin dağıtılmış, satış değil. Şimdi böyle bir sosyolojik boyut oldu. 40 bin kitap satıyor Şeyma Subaşı. Ülkenin durumu. Büyük bir. Nereye gidiyoruz? Konuşuldu. Herkes T'yi alıyor. Ya evet, T'ye alınıyor. Ya ben ezelden beri söyleyeyim. Herkes aslında bir kitap yazmalı. İsteyen okusun, isteyen okunmasın. Yani kötü olan şey de, şimdi Şeyma için söylemiyorum. Kötü olan şey de bir şeyler öğretir. Yani bazen bir doğruyu belirlemenin en iyi yolu onun karşısını görmektir. Yani kötüyü görürsün ki iyi ne olduğunu bilesin. Yani ben hep söyleyeyim, herkes kitap senin de yazmalı. Sen de zamanında bir kitap yazdın abi, bunu da dile getirelim buradan. Evet, yani benim yazdığım kitap da 20 bin dağıtılmıştı. 20 bin satmadık biz, onun iadesi oldu. 5500 civarında satılmıştı. Şimdi ben 20 bin sattık diyemem yani, 20 bin dağıtıldı, onun iadesi oldu. Net satış 5500 civarıydı. Sen de düşünüyorsun Şeyma. Satış rakamı 40 bin olmasa bile şu anda bayağı iyi bir reklam yapıldı. Herkes paylaşıyor, T'ye alanlar oluyor, işte destek verenler tepki oluyor. Tepki gösteren de iyi reklam. Ne işi kötüsü olmaz. Evet. Mantarı gibi sürekli herkes konuşuyor. Ne konuşulsa kar. Herkes. O da öyle bir zihniyette sanki abi. Öyle bir. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye işte 90'lardan kalma bir evet. Değiş vardır. Klişe. Ya bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu, bir faydası var mı? Ya sanmıyorum ya. Reklamın kötüsü olur yani bence. Bu arada şeyi söyledim, 700 bin TL kazandığı evet. Ortaya. Ya öyle bir söylem oldu. Sonra yalanladılar. Evet, evet. Biz böyle bir. Öyle bir iddia ortaya atıldı. Aa, bu açıklamayı da kim yaptı mesela? Bu 40 bin evet, satıldı açıklaması nereden ortaya çıktı? Bir, o da bir televizyon programında söylendi. Ya onlar kimi referans aldı acaba yani? Yayın evi mi açıklamadı? Yayın evi. Zaten yayın evinde bir yalanlama göndermedi. Onlar da tam aksine ikinci baskıya geçeceğiz dediler. Evet. Yani 700 bin TL kazanması zaten mümkün değildi. Şeye baktım, 2017'de Forbes dergisi yayın yapmıştı. Bir liste vermişti. Türk yazarlar kaç liraya kazanıyor diye.
Elif Şafak 1 milyon 800 bin kazanmış. Orhan Pamuk 1 milyon 400 bin. Kahraman Tazioğlu 1 milyon 300 bin. Sinan Yağmur 1 milyon 200 bin. Ahmet Ümit 1 milyon 100 bin. 20 kişilik bir listeydi. Ben ilk 5'i aldım. Yani şimdi Elif Şafak 1 milyon 800 bin, Orhan Pamuk 1 milyon 400 bin TL kazanırken, yani Şeyma Subaşı'nın 2 haftalık kitabından 700 bin TL kazanması zaten mümkün değil. Zaman dünya sıralamasına girmiş. Bir de Adriana Lima olayı var. Dün bir Türk köşeden böyle görüntülendi. Bomba görüntüler. Yani Metin Aradan sonra tekrar bir Türk erkeğiyle görüntülenmesi. Türk erkeklerinde çok farklı bir şey buluyor. Yani, Emin Uyar'la birlikte fotoğrafın çıkması Metin Aya'yla ilişkisinin tamamen bittiği anlamına geliyor. O da geliyor. Yani çünkü şey Metin Aya işte sürekli gündemde tutuyor. Bir şey evet. Söylemiyor. Sanki beraberiz. Sessizliğini kuruyor. Sevgililer mi değiller mi anlamadık bu türlü. Adriana Lima değiliz diyordu. Metin Aya açıklama yapmıyordu. Beraberiz diyordu. Yanına gidiyorum. Bak Avalan'dayım diyordu. Yani bu olayı bitirdi artık. Metin Aya'da olan ilişkinin ne olduğu konusunda netlik kazandırdı. Bir fotoğraf daha var. Ona gelir mi? Şimdi bazıları diyor ki iş görüşmesi diyor. Şimdi iş görüşmesi el ele diyeceğim ben. Şimdi el ele gidilen bir iş görüşmesi. Ne görüşmüş olabilir? Biraz gel şey var. Yani bu sevgili şeyidir fotoğrafçı. Abi çekip götürüyor yani. El ele. Hani benimsin diyor burada. Beni alt metin var yani. Yani böyle iş görüşmesine gidilmez yani. Ya bu iş görüşmesi değil zaten. Bu tamamen sevgili pozu zaten. Bu bir davet. Gayet sahiplenici bir beden diliyle. Köprüden geşiyorlar. Evet. Tekne demiyorlar burada. Tekne demiyorlar. Hani bu yardım edeyim ayağı takılmasın. Yok yok. Fotoğrafı da değil. Yani, yani burada sağ el belde hep bir sahiplenici. Yani beden dili olarak kim istediği işte iş görüşmesi. Hani acaba iş adamı kendi otelin reklamında falan mı oynatacak gibi. İş adamı otel açmış. Venedik'te. Vietnam filminde de oynatabilir. Yani sevgilisini niye oynatmasın adam? Oynatıyor, oynatır. Ama o şey, poz, sevgili pozu. İş kesinlikle, kesinlikle. Yani şurası da, yani şurada. Yani şu her şeyi anlatıyor zaten. Evet. Aynen sen öyle. Benim sevgilimsin evet. Diyor. Tut kolumdan, çek götür beni. Biz. Olsun. Tarkan şarkısı gibi. Böyle Emin Uray, Dominika'nın Türkiye Fahir Konsolosu'ymuş. Evet, evet. Dominika'ya gelir misin? Google'dan Dominika neresiymiş? 1492'de Christoph Kolomb keşfetmiş. Küçük Antiller'de bir ada ülkesi. İşte oranın da Fahir... Oranın Fahir Konsolosu. Bir, Google'dan Dominika'ya gelsene. Haritada gösterelim. Yazalım bakalım Dominika. Şuradan. İşte şöyle Karayipler'de bir ülke. Şu kadar. Antiller'de 73 bin nüfusu var. Çoğu şey zaten. 2017'de. Ülkenin nüfusunun çoğu Afrika kökenli kişiler yaşıyor. Çok az beyaz ırk var. Yani böyle bir ülke. Yani. Ada yani. Amerika kıtasına yakın. Bir ada. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmeden önce buraya keşfetmiş. Yolun üstü zaten. Hı. Bu yani Türkiye Fahir Konsolosu'ymuş. Benim ilgimi çekti yani. Peki Adriana Lima ne buluyor Türk erkeklerinde acaba yani? Türk erkekleri iyidir. Bizde ne buluyor diyeyim yani Türk erkekleri erken sanki biz Türkiye'ymiş. Biz demeyelim. Yani değil mi? Yani bayağı gündem oldu. Bayağı bir esprili bir şeyler dönüyor sosyal medyada. Böyle Adriana Lima ve Türk erkekleriyle ilgili. Bundan sonra acaba yani... Türk erkekleri yakışıklıdır, şekicidir, düğüstür, bonkördür. Değil mi? Önemlisi zaten... Bonkördür her şeyden önce. Tabii. Hesabı yaya üretmez. Tabii, Alman usulü olmaz. Alman usulü olmaz. Gençlik vermiş. Hanım ödemek isterse sen ne yapıyorsun deyip... Hanımcılık. Tartışma bile çıkabilir. Yani sonuçta Türk erkekleri bonkördür. Emin Uyar'da iyi eğitim görmüş, işi gücü olan, girişimci bir kişi. Hayırlısı olsun. Yani Türkiye'nin tanıtımı konusunda Adriana Lima'nın Türk erkekleri ilişkisi bir kamu diplomasisi gibi oldu yani. Bundan sonra bakalım ne olacak.
Ya Metin Hara ile birlikteyken kitabının reklamını mı yapıyor dedik. Şimdi iş adamıyla birlikte işte otel açtı, onun reklamını mı yapıyor? Bana pek bu pozlar samimi gelmiyor yani. Hani bu şu pozlar samimi gelmiyor. Hep böyle bir reklam işte yani herkes herkesle elini tutabilir ama hani burada bir şey görmüyorum ben. Burada bu fotoğraftan çok anlam yükledim. Bir aidiyet, bir tutku, her şey var bu fotoğrafta bence. Tabii canım. Sonuçta şey bayağı sahiplenmiş yani. Sevgiliyiz yani. Pozu. Bakalım. Hayırlısı olsun canım. Bir açıklama daha gelmedi yani. İkisinden de. Merakla bekliyoruz. Yani. Yani sen Metin Aya'nın kitabını tanıtımı için mi beraber olduk ve yönünde izlenim verdik diye düşünüyorsun? O dönemde o şekilde konuşulmuştu. Sonraki pozları, işte birlikte oluşları samimi gelebilir ama o dönemde çıkması işte insanın kafalarını karıştırıyor. Tekrar işte ama bir iş adamıyla birlikte yani, olmuş. Tabii canım. Öpüştüler artık yani. Ya o kadar da değildir diye düşünüyorum. Yani bir süre sonra aşka dönüşmüş olabilir. Neden olmasın? Ya olabilir. Bir projeydi de böyle, sonra arkadaşlık birlikteliğe dönüşmüş gibi. Ben kitap tanıtımı olduğunu pek düşünmemiştim o zaman da. Yani sonuçta öpüşüyorsun. Bu kız da Adriana Lima yani. Şimdi, ya bir de ne kadar ücret verebilirsin ki Adriana yani. Lima'ya? Ya da ne kadar dayanabilir bu reklama? Yani, 6-7 ay. Bayağı uzun yani, bir Adriana Lima zaten hala hazırda para kazanır. Ya da gereği gerek var mı Adriana Lima? Kaşar Forbes'un sitesine gelen çok kazanmalar. Yani ihtiyacı yok yani. Şimdi Metin'e ya da yayın evine ne kadar para vermiş olabilir ki böyle bir şey girişsin, sanmıyorum. O dönemde kitapları pek etkilememişti galiba Metin Hanım'ın satışlarını. Ben bir haber yapmıştım işte. Ne kadar, incelemiştim. İlişkiden önce satış, ilişkiden sonra satış diye fazla bir etkisi olmadı. Yani Metin'e tanıtım açısından iyi olmuştu tabii de. Kitabın satışına yansımamıştı o. Başka konuşacağımız bir şey yok zannedersem. Bugün. Bu haftalık bu kadar. Bu haftalık bu kadar. İki tane gündemimiz vardı. Habertürk okuyucuları tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.